Rıfkı Bey Hanım teyzeciğim. Bu kez saadet sahibi olabilecek miyim? Çok merak ediyorum doğrusu. Olacaksın inşallah kızım. Benim içime doğuyor. Hem de tam 5 tane nur topu gibi saadet sahibi olacaksın. Biliyorsunuz ben olgunlaşma enstitüsünü birincilikle bitirdim efendim. Mahsar Bey'le izdivaç yapmayı olgunlukla bekliyorum. Aferin Fitnat Hanım kızım. Bekleyen derviş muradına erermiş. Çok güzel de bu söz benim için geçerli değil herhalde. Çünkü ben bekleye bekleye muradına eren derviş olamadım. Olsun, ağaç olan derviş oldum. Çok konuşma. Senden önce abinle evlenmesi gerektiğini hala öğrenemedin. Azgın kedi. Ama anne, böyle saçma bir kuralı senden başka kim uyguluyor ki? Mesela soralım bakalım Fitnat Hanım'a. Abilerinin ya da abisinin hepsi evli mi acaba? Var efendim, var. Benim tam 5 tane abicim var efendim. Ve abicimlerimin hepsi de izdivaçta bulunup saadet mertebesine erişmiş ulvi beyefendilerdir. Duydun değil mi? Duydun. Kızcağız öyle senin gibi bir tanecik değil. Tam 5 tane abi beklemek zorunda kalmış. Ya. Ama benim abim evlenme konusunda başkalarının 10 abisine bedeldir. Ben geldim. Şimdi ben buna Masar'cığım, kocacığım uyan desem uyanmayacağı 1 milyon. Bu durumda yapılacak tek bir şey var. Bak usta, bu senin son affedişim, haberin olsun. Bir daha beni böyle manyak bir şekilde uyandırırsan mezar taşına gider, üstündeki doğum tarihini siler, 1902 yazarım. Ondan sonra da gören hiç kimse sana acımaz. Oo, bu yaşayacağı kadar yaşamış ya, aman iyi ki ölmüş derler ha. Aman iyi be, tamam, bir daha uyandırmayacağım. Asiller asili, hanedan soyundan Valide Sultan geldi. Bekar gezen kız kardeş de geldi. Minik kuşum. Sabah biberleri geldi. Geldim anne, geldim, buradayım. Mutakaydım, geldim. Ah, merhaba minik kuşum. Merhaba. Bak sana kimi getirdim. Merhaba Mahsar Bey. Merhaba. Sinemaskop Fitnat Hanım da değil mi? Evet Mahsar Beyciğim. İsmim Fitnat. Biliyor musunuz benim çok manalı bir ismim vardır. Öyle mi? Nedir bu güzel ismin manası acaba? Sabah ayazında üşüyen bekçinin düdüğünden çıkan duygulu dürt dürt seslerinin sokakta yankılanması anlamına geliyor efendim. Aa, ne güzel, çok ilginç bir şey isim. Bu kızcağızın şimdi niçin manyak olduğunu daha iyi anlıyorum. Bu manyak ismi koyan ailesi yüzündendir kesin. Evet minik kuşum. Şimdi gelelim esas konumuza. Ben düşündüm de sen ancak Fitnat'la evlenirsen mutlu olabilirsin. Yine mi? Evlenmek istemediğine dair belge. Aa, sağ ol anne. Bak bu evlenmek istemediğime dair bir belge. Noterden aldım. Böylece bu konudaki ciddiyetimi daha iyi anlarsınız. Abi bu devirde Fitnat gibi bir kızı kesinlikle bulamazsın. Ya saçmalamayın. Ben hiçbir model, özellikle de 1962 model bir kızı istemiyorum. Yani buna bir şey olsa ben parçasını bulamam. Aa, evladım neden böyle yapıyorsun ama? Bak Ruşen amcanın oğlu Seda'da annesinin bulduğu kızla evlenip o kadar mutlu oldu ki şimdi hafta sonları kendisi gibi mutlu kocalarla buluşup mutluluk halayları çekiyorlar. Ya. Ya anne ısrar etme. Aa. Sizin de soyadınız Mahmutoğlu olacağına ısrarlı olsaymış be. Şimdi göstereceğim onlara günlerini. Fitnat, Nayer, Nolamaz. Keşke senin adın Nayşe veya Naysar olsaydı. Ama olsun. Fitnat da güzel isim. Benim adım da Nekrem. Aman tanrıcığım. Tam rüyalarımda.
Nayer. Ne olamaz. Sizinle derhal saadet sahibi olmalıyız Fitnat. Ben olgunlaşma enstitüsünü birincilikle bitirdim Nekrem. Hala sevgilim. Hayat bazen tatlıdır. Sevenler kanatlıdır. Biz de seninle bizi hiç kimsenin bulamayacağı mutluluk ülkesine gidelim. Gidelim sevgilim. Güle güle, mutluluklar dileriz. Güle güle. Fitnat! Kızım nereye? Fitnat yine güzel. Fitnat mutlu olacağı erkeği buldu. Senin de artık peşini bıraksalar da biz de biraz mutlu olabilecek hoşkum. Vallahi bu çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Geliyorum ruhum, geliyorum. Hoppala. Siner, inanmıyorum. Hay Allah'ım yarabbi, bu adam da nereden çıktı şimdi? Bileyim. Hayır, olamaz. Yok, yok Firdevs. Bu böyle olmayacak. Biz tek başımıza oturup bu çocuğu evlendiremeyeceğiz. Yani bunu yapmak deveye değil hendek atlatmak, perende attırmaktan bile zor yani. Ne yapacağız peki? Söyleyeyim sana ne yapacağımızı. Önder Bey ile Gazanfer Bey'i arayacağız. Hmm. Akşam bize gelsinler. Ondan sonra oturalım. Hep birlikte el birliğiyle Masar'ı evlendirmek için şöyle adam gibi bir plan yapalım. Ya bak sen. Demek Masar'ı imece usulü evlendireceksiniz ha? Ama dur bakalım. Belki Önder Bey ve babam böyle hayırsız bir olaya ortak olmak istemeyecekler. En iyisi akşamı beklemek. Evet, hadi bakalım. Valide Sultan ve Kerime Sultan, yeni gelin adayları bulmamanızı temenni ederek haftaya aynı saatte buluşmak üzere. En güzel günler, en güzel geceler sizin olsun. Hoşça kalın. Hadi güle güle minik kuşum. Dur, ben de seninle geleyim kocacığım arabaya kadar. Belki hain ikili yalnız konuşmak isterler. Hoşça kalın. Hadi hemen işe koyulalım. Ben önce Önder Bey'i arayayım. Alo efendim. Alo. Önder Beyciğim benim. Menkıbe. Siz misiniz Menkıbe hanımefendiciğim? Ben de telefonun için böyle güzel güzel çalıyor diyordum. Nasılsınız efendim? İyiyim Önder Beyciğim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim efendim. Sağ olun, var olun. Önder Beyciğim, eğer akşam müsaitseniz bize gelir misiniz diye soracaktım da. Aman efendim, siz istersiniz de ben müsait olmaz mıyım? Hatta Dolmabahçe'ye 6. filo bile gelse onu taşlamak yerine size gelirim hanımefendiciğim. Çok naziksiniz Önder Beyciğim. O zaman akşama bekliyoruz. Güle güle efendim. Sağ olun, görüşürüz efendim. Ay tamam Önder Bey tamamdır. Çok da heyecanlandı adamcağız. Artık ne zannettiyse. Beni niçin davet ediyor acaba? Ne konuşacak kim bilir? Dururken davet etmez. Yoksa münasip bir dille artık evlenmemiz gerektiğini mi söyleyecek ha? Evet, kesin budur, kesin. Başın öne eğilmesin. Aldırma gönül aldırma. Peki Gazanfer amcaya nasıl ulaşacağız? Cep telefonundan ararız canım. Ay anne çok hoşsun valla. Gazanfer amca otlakçılık yapıp ondan bundan telefon etmek varken kendine cep telefonu alır mı hiç? Sus bakayım. Gazanfer Bey hakkında böyle konuşmaktan men ederim seni. Ay tamam ben karışmıyorum. Ne yaparsanız yapın. Zaten size yaranamadım ki bir türlü. Masar, ben geldim evladım. Neredesin? Ay midem alçıklıktan alt üst oldu. Neredesin ya? Dok. Menkibarıncığım, siz burada mıydınız? Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim Gazanfer Beyciğim. Ben de geçiyorum. Şöyle bir uğrayıp da Masar'ın kahvaltısından edeyim dedim. Biliyor musun? Masar'ın kahvaltısının üstüne yoktur. Çok lezzetli oluyor ya. Buraya gelmekte çok isabet ettiniz Gazanfer Beyciğim. Çünkü burada her türlü kahvaltı malzemesi mevcuttur. Bilmez miyim, bilmez miyim? Her zaman en leziz, en tatlı kahvaltı Masar'ın sofrasında bulunur. Efendim. O zaman ben hiç vakit kaybetmeden hemen mide operasyonuna başlayıvereyim. Buyurun efendim, buyurun. Hadi tam zaman, tam hadi. Gazanfer Beyciğim. Efendim buyurun. Eğer bu akşam bir işiniz yoksa bize gelebilir misiniz?
Bu yemek daveti mi yoksa? Tabii yemek de yeriz de. Ama asıl sizinle çok önemli bir şey konuşmak istiyorum. Seve seve gelirim. Sizinle ıssız adaya bile gelirim Menkıbe Hanımcığım. Ay çok şakacısınız Gazanfer Beyciğim. O zaman akşama bekliyoruz. Efendim eğer doğal bir afet falan olmazsa vallahi mutlaka gelirim. O zaman şimdilik hoşça kalın efendim. Hoşçakalın Gazanfer amca. Benimle ne konuşacak acaba? Yoksa artık bana açılacak mı? Evet evet. Mutlaka bana açılacaktır. Belki de yakında evleniriz. İşte bunu bir parça bir şeyler yiyerek kutlayabiliriz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acı ölmemiş.